Merhaba, bugün sizlerle birlikte depresyona girerseniz ne yaparsınız onu konuşacağım. Depresyona girerseniz ne yaparsınız? Doktora gidebilirsiniz, arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz, ailenizle konuşabilirsiniz. Ne demek depresyon? Kendinizi iyi hissetmezsiniz. Yani içinizden hiçbir şey yapmak gelmez. Yataktan bile kalkmak istemezsiniz, değil mi? Böyle kısaca ben kendimce açıkladım. Ama tabii bunun en iyisini kendi uzmanında, kendi alanında uzmanlar bilir. Şimdi biliyor musunuz? Bazen de depresyon nedeni vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Yani vitamin ve mineralleri yerine koyabilirseniz belki de o depresyona girmenizi engelleyebilirsiniz. Şimdi bunları konuşacağım bugün. Hangi vitamin ve mineraller depresyona yol açar eksikliklerinden kaynaklanan? Bunlardan bahsedeceğim bugün sizlere. Hemen başlıyorum. Omega 3'ten bahsediyorum. Omega 3. Biliyorsunuz artık omega 3 neyde var? Balıkta var. Yağlı tohumlarda yani keten tohumunda, chia tohumunda var. Kuru yemişlerde özellikle cevizde var. Peki eksikliğinde nasıl hissederiz diyorsanız, eksikliğinde maalesef kendimizi çok iyi hissetmeyiz. İyi bir modda olmayız yani. Sonrasında ne yaparız? Birazcık hafıza kaybı olabilir. Yani çok unutkanlık başlayabilir. Nereye ne koyduğumuzu unuturuz. Bu gibi problemler de omega 3 eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Aklınızda bulunsun. İkincisine geçiyorum, vitamin D eksikliği. Biliyorsunuz birçok uzman vitamin D eksikliği, vitamin D eksikliğinden nasıl güneşlenmemiz gerektiğinden, nasıl güneşten faydalanmamız gerektiğinden bahsediyor. Evet, güneş çok önemli. Özellikle de vitamin D eksikliğinde çok önemli. Gerektiği zaman eksikliklerinde maalesef depresyona yol açıyor ve gerçekten halsiz ve kötü hissediyoruz kendimizi. O yüzden güneşli zamanlarda güneşlenmenizi, birazcık güneşte kalmanızı tavsiye ederim. Manezyuma geleceğim. Manezyum gerçekten çok önemli. Aslında çok eksikliği bilinmiyor diyebilirim. Kuru yemişlerde ve baklagillerde var. Eksikliğinde kendimizi kötü hissettiğimiz gibi bunu nasıl yerine koyabilirim diyorsanız dışarıdan alabilirsiniz ama baklagillerle, kuru yemişlerle de yerine koyabilirsiniz. Ne kadar, kaç miligrama ihtiyacım var diyorsanız 310 ile 420 miligram arasında manezyuma günlük ihtiyacımız var. Şimdi geliyorum B vitaminleri, B kompleksine geliyorum. Biliyorsunuz özellikle de vegan insanlarda B12 eksikliği görülüyor. O yüzden onlar B12 eksikliğini dışarıdan alabiliyorlar. Peki vitamin diğer B kompleksleri, B vitaminlerin hepsinden kompleksi olmasının nedeni B1, B2 bir sürü vitaminler var. Bunları yerine koyabilirsiniz. O zaman da kendinizi daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Şimdi benim çok önem verdiğim, özellikle Türk kadınlarında çok eksikliği görülen bir mineralden bahsedeceğim size, demir. Biliyor musunuz her iki kadından biri demir eksikliği görülüyor. Peki bu demir eksikliğini nasıl yerine koyabilirim ve neden Türkiye'de oluyor diyorsanız, maalesef çok çay tüketiyoruz. Çayı yiyeceklerle tüketiyoruz. Hemen özellikle de hayvansal gıdaların üstüne, yumurtalarımızın üstüne çay tüketiyoruz. İyi bir kebap yediysek üstüne çay içiyoruz mesela. Maalesef bazı insanlarda bu problem olmadığı gibi bazı insanlarda da probleme yol açabiliyor. O yüzden demir eksikliğine dikkat edin. Özellikle yeşil yapraklı yiyecekleri limonla, limon suyuyla ya da asidik yiyeceklerle tüketmeye çalışın derim. Şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Bana sorularınızı filizkaroğlu.com'dan ya da Instagram'dan, bugün ne yiyorum'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca lütfen beni takip edin ki videolarıma devam edeyim. Sorularınızı sorun ki hangi konularda özellikle sorularınız var, bunlara cevap vereyim. Şimdilik hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.